geldik bir anı. Bandırma'dayız. Marmara'nın bir başka kıyısı, Bandırma sahilindeyiz. Nereye gideceğiz bu akşam? Bu akşam Dük Limanı'nda kalacağız. Önce Bandırma'ya uğradık, alacaklarımızı alacağız. Şurada bir kahve içelim, bir sahil yürüyüşü yapalım. Ondan sonra alışverişimizi yapıp Dük Limanı'na doğru gideceğiz. Evet. Karıcığım, kahveler için teşekkür ederim. Kahveyi de sunucucum. Cheers. Şimdi birazdan limana doğru geçeceğiz. İnşallah. Karşımız Kapıdağ Yarımadası. Evet. Kapıdağ Yarımadası videomuzu izleyeceğiz. Sizi gönderiyoruz Kapıdağ Yarımadası'na. İzlediniz hemen mi? Kapıdağ. Tekrar etiketleriz kocacığım. Evet. Geçiş kolay olsun. Nereye koyalım, sen söyle. Şu tarafa buraya bir yarım koyalım. Sağ üst köşeye olsun. Sağ üst köşeye koyacakmışız. Kapıdağ Yarımada videosu. İzleyin. Adamı hasta etmeyin ya. İzlenme sayılarımız çok az ya. Ayıp. Bu videoda gıybet de var. Gıybet yapacağız. Az sonra limana gidince yerleşelim. Akşam gıybet var. Dostlar, şu ana asfalttan gelen yol böyle geliyor. Şurada ikiye ayrılıyor. Bakın buradan da arabalar, bakın şuradan devam ediyor zeytinlerin altından. Oraya gitmişler. Biz orası yamuk diye tercih etmedik. Şuradan da bakın gidiyor bir yol. Orada çok köpekler var ve işletmeler olduğu için tercih etmedik. Bakın şurada görünüyor mu bilmiyorum ama denizin içinde midye işletmecisi orada. Yani midye yetiştiriyorlar. Biz geldik şuradan. Çıktık. Böyle zeytin ağaçları. Miko. Şöyle devam ediyordu. Oraya diktik. Orası da biraz yamuk gibi geldi. En sonunda buraya geldik. Buraya kurduk kendimizi. Burası bence gayet iyi. Bizim için iyi oldu. Gayet de güzel. Bakın bir araba daha geldi hatta. Merhaba. Yerimizi bulduk çok şükür. Sabah çıktık yola. Bandırma taraflarına doğru gelecek bugün. Geldik. Planımız Dük Limanı'nda kalmaktı, konaklamaktı. Fakat orayı beğenmedik. Sonra Gökhan başka bir yer buldu haritada. Oraya gittik. Orayı da beğenmedik. Başka bir koya indik. Orayı da beğenmedik. Ve bildiğimiz yere gelmeye karar verdik. Şu anda neredeyiz? Edincik'in altındayız, değil mi? Edincik sahilinde çok güzel bir yer. Yani bildiğimiz bir yer değil. Yine navigasyondan bakarak geldik. Ama dedik ki dönüş yolumuzun üstünde en azından fazla kilometre yapmamış oluruz. Hı-hı. Ondan sonra bu tarafa doğru döndük. Kapıdağ'a gittiğimizde dönüşte buradan geçmiştik zaten. Tam böyle zeytinlerin arasından bir yolun indiğini gördük. Hem navigasyonda duralım mı edelim mi, trafikte müsait, indik aşağıya. Gerçekten o muazzam bir yer. Çöp tenekesi var falan filan. Çok nezik bir yer. Zeytinlerin arasındayız. Gerçekten çok keyifli bir ortamdayız. Ama aşağısı deniz. Ayaklarımızı sokmak istersek birazdan ineceğiz. Böyle evet, bir temizliği de var. Diğer gittiğimiz sahillerde birisi kenarları yol çok kötüydü. İnmedik. Arabaya güvenemedik. Evet. Yani inersek bir daha çıkamayız diye güvenemedik. Çok taşlıktı. Bizden önce bir araç çıkmıştı yukarıya. Onunla referans olarak inebiliriz diye düşündük ama baktık ki araç segmentleri küçük bir yolda yürüyemeyiz. Bir çekili çağırmamızı yapıp almayalım. Oradan vazgeçtik. Bir başka limana gittik, koya gittik. Bir amcayı gördü Gökhan. Sordu yol dik mi çok, arabanın inebileceği gibi mi? Çok dik değil, su yarıkları var dedi. Ona güvenerek gittik ama çok yarıktı hakikaten. Ve liman aşağıya ev yapmışlar. Size birkaç fotoğraf koyacağım. Gökhan çok sinir oldu. Merak ediyorum. Şuraya bir yerlere fotoğrafları koyacağım. Size şunu soruyorum. Yani hiç mi kıyı şeridi kanunu yok? İmar kanunu yok? Çevre şehircilik düzenlemesi yok? Bu nasıl iş, ben anlamadım abi. Normalde bir yere iyi bir şey yapmak istersin, denizden 100 metre içeri çekilirler sana. Enteresan enteresan koyları, enteresan enteresan binalar yapmışlar, taş yapılar. Çok kötü. Yani sahiller kötü, yerler kötü, yol kötü. Gidilmeyecek kamp. Başlık şu: Güney Marmara'da kamp yapılıp gidilmeyecek yerler. Söylüyoruz. Dük Limanı, Yenice miydi? Yenice. Yenice köy. Yenice o tarafı, o sahil komple. Şöyle söyleyeyim, Bandırma'dan kıyısından komple mükemmel bir yere geldik.
Benim de çok hoşuma gitti. İnşallah zeytin geceyi içine tamamlayabiliriz burada çünkü aşağıya doğru yol gidiyor ve traktörle geçen dayılar bize değişik bakıyorlar. İşte yok bence meraktan baktılar, bir meraktan şey olmaz. Ya zaten evet, biz burası güvenceli sanki halka açık bir yer olarak. Evet evet, biz güvenliğimizi kendimiz sağlayabildiğimiz için çok problem dert etmiyoruz böyle şeyleri yani. Evet. Ama dediğimiz gibi burası güzel, buraya gelebilirsiniz. Bence burası piknik mesire alanı gibi bir yer. Ondan sonra konum olarak şuraya bir yere yine koyarız. Çadırımızı açtık, tenteyi açmayacağız çünkü çok güzel zeytinler içindeyiz. Şimdi kamerayı alacağım, şuraya bir dolaşacağım. Hem görmüş olursunuz. Muazzam. Enfes bir yer. Görüşürüz. Sevgili dostumuz bize yemeğe eşliğe gelmiş. Biz de şimdi ona da bir tabak koyacağız. Evet, hakkımızı paylaşıyoruz. Güzel bir yerdeyiz. Gül Hanım'la beraber. Çok güzel gerçekten. İyi ki ilk gittiğimiz yerlerde kalmamışız dedik değil az mi önce. İçimize sinmemişti. Evet. Bütün gece çok mutsuz olurduk. Evet, ben rahat uyuyamazdım. Elim tetikte beklerdim bütün gece. Artık tribe girerdim. Bu ses ne sesi? Öğle sesi mi, bu sesi mi? Şu anda çok iyiyiz yani. Çok iyi bir yerdeyiz. Gün batımı çok güzel. Çok iyi yerlere geldik Kıracığım. İnanıyorum daha iyi yerlere geçeceğiz. Evet. Gün batımı çok güzel. Gün batımı biz her zaman şunu söylüyoruz. Denize yakın bir yerde oturuyorsan güneş nereden batacak? Denizden batacak. Denizden batacak şıkır kardeşim. Şıkır şöyle. Tamam, birazdan gösteririz. Şıkır şıkır. Denizden batacak. Yani güneş bir şekilde denizin üstünden batacak. Yani ada da olsa orada, bir şey de olsa denizin üstünden batacak. Biz birkaç tane eleştiriye cevap vermek istiyoruz. Yorumlara öneriye da yazıyorlar. Öneriye. Yok, eleştiri de var. Öneriye. Evet, eleştiri, öneri de var. Yorumlara da yazıyorlar. Olay şu. Bizim yaptığımız video kalitesi, videolar, kamp hayatı, kamp düzeni. Biliyorsunuz birkaç tane aile var. Birçok aile var. Kamp videosu çeken. Dünyayı yöneten 7 aile. 7 aile var evet. YouTube'u kamp olayında yöneten 7 aile. Açıklıyoruz. İşte bunların yapmış oldukları, biz hepsini izliyoruz. İzledik de daha önce de. Yani benim kamp olaylarım çok eskiye dayanıyor. Yani Instagram'ıma girip bakın insanlar görecek, orada daha önceden de kamp olaylarım var zaten. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bizim burada yaptığımız kamp olayı açıkçası buna bu şekilde isim verebiliriz net bir şekilde. Fakir kamp. Yani abes kaçabilir ama evet biz fakir kamp. Yani bir hayaliniz, bir umudunuz mu var? Elinizde ne var? O zaman onlarla bir şey yapın. Yani bizim temelliğimiz ve amacımız bunun olması. Şey değil yani, hani 300 bin lira verdim, 400 bin lira verdim, 250 bin lira verdim, şişme çadırı aldım, kampa gittim. Ya kardeşim, yani şişme çadırı alıyorsun. Zaten şişme çadırın kapalı hali 50 kilo 60 kilo neyse, materyalleriyle beraber. Onu çıkarıyorsun, zemin ona göre olması lazım, kurman lazım, şişireceksin. Yani ya şişme ya, plastik. Anlatabiliyor muyum size? Plastik veya herhangi bir materyallerden bez de olabilir. Benim algım şunu almıyor. Arkadaşlar ben 300 bin lira para vereceğim, 250 bin lira para vereceğim. Yani kusura bakmayın ama yani tuvalete dışarı çıkacağım yani. Yani bu kamp hayatı değil bu. Bu fantezi, size gösterilen bir utopik dünya. Yani çoğu insan da buna kanıyor, alıyor, ediyor, takip ediyor, görüyor, milyonlar izleniyor. Haklıdır, izlensin çünkü çok güzel, biz de izliyoruz yani çok güzel görüntü kalitesi var. Kamp gerçekten zor bir süreç. Doğada kalmak, yaşamak, elini yıkamak, yüzünü yıkamak gerçekten zor. Hani böyle bir güzel bir görüntü karşına çıktığında hakikaten keyif ya alıyorsun. Ya rüyasal bir görüntü. Ali Salih Kalar diyarında gibisin yani. En azından bizim için ulaşılabilir değil. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar, bakın ulaşabilir olan insanlara da seslenmek istiyorum buradan. Bizi izlemezler büyük ihtimalle, onları izlerler ama yani 250 bin liran varsa güzel kardeşim git karavan al kendine. En azından içine yaparsın edersin kasetli. Yani bak 200 bin liran varsa karavan al, 70 bin lira daha ver, tuvaletini yakan cinsten, fosile çeviren cinsten al. Yani teknoloji çok genişledi. Yani senin şişme çadırla ne işin var? Yani paran varsa ne işin var? Bizim yok. Yok kardeşim, biz çadırımızı bile ikinci el aldık ya. Çadırımızı ikinci el aldık. Yırtıkları vardı, çıkık yeri vardı, tamir ettik.
Yani lastikleri kopmuş. Acındırmak için söylemiyoruz yani. Ya acındırmak evet. Değil canım, maliyet olayı, belli. Olayı güzel kardeşim bizim yani. Burada gezmekteki amacın ne? Biz antik kentleri gezmeyi çok seviyoruz. Sahil kenarlarını gezmeyi tamam. Çok seviyoruz. Pratik olması da pratik güzel. Pratik olmasını istiyoruz. Bizim gezme planlarımız içerisinde peki, şey de yok. İşte şöyle keyfimize düşkün olalım. İşte şunları da yapalım ya da işte bir kez tatile çıkıyorsun. En iyi yemeği yiyeyim. Bizim için bu şey yok. Biz antik kent gezisi turlarına çıktığımızda amaç neyse ona uygun. Pratik ne yiyebiliriz bu? Çadırımızı almamızın sebebi de gezdiğimiz yerler. Nerede sonlandırabileceğimizi düşünmemek. Evet ama şöyle bir şey var. Açık olalım güzel kardeşim. Cebinde biz öyle düşünüyoruz. Cebinde çöpe atacak. Yani bizim çadır için de aynı şekilde. Biz çadıra 800 euro verdik. Cebinde çöpe atacak. Diyelim ki 800 euro değil de 250 bin lira var. Çöpe atacaksın. Ve kamp hayatına gideceksin. Bilmem ne yapacaksın. Ya yanlış anlamayın ama 200 bin liranın üstüne çöpe atacak bir insan 200 bin lirası varsa ben biraz daha kendimi zorlarım. Minimal yaşama geçerim. Bir tane yat alırım ya. 400 evet, bin liraya bak, bir tekne alırım ya. Bak bu da evet mantıklı. Yani yapmayın yani, bu kadar olmasın bu iş ya. Tamam izleyin. Görüntü kaliteleri çok mükemmel. Biz çekemiyoruz. Yani bizim durumumuz ona müsait değil. Telefonlarımız müsait değil. Vesaire müsait değil. Yani biz 1080p'den fazlasını yükleyemiyoruz. Bilgisayarlarımız bile müsait değil. Onun için fakir kamp diyorum bizimkine. İzleyin ki neyse. Yenisini alalım. Yok yani öyle bir durum söz konusu değil. Yani izleyin de yenisini alalım diye. Yok, belki de almayız. Belki de paranızı başka bir şeyde yeriz yani. Daha mantıklı elen başka bir şeyde yiyebiliriz. Yani. Daha fazla yer gezebiliriz belki. Yani bizim amacımız gezmek, size lokasyonları göstermek, yaptığımız bedavadan veya ucuz yollu aletleri, ekipmanları göstermek. Şimdi mesela güneş panelini aktif hale getireceğiz, onu göstereceğiz. Evet. Sobayı gösterdik. Yani bizim derdimiz bu. Bu bizim için güzel bu. Bir lüks mesela. Elektriğe sahip olabilmek. Tabii. Ve bunu güneş enerjisinden sağlayabilecek olmamız bizim için çok keyifli bir süreç. Bir şeyleri dönüştürmek çok keyifli. Olaylar bunlar. Fazla uzatmayalım. Evet. Gün batımını göstermek istiyorum size. Çok sizi güzel. Seviyoruz. Bizim niyetimiz bu. Yani bizi izleyen insanlar lütfen bize kalkıp işte daha iyisini alsaydınız, onu yapsaydınız, bunu yapsaydınız lütfen demeyin. Durumumuz zaten yok. Alamıyoruz. Yani daha çok işlek bir yer. Evet. Daha iyi bir şey de sunamıyoruz size. Görüntü kalitesi de sunamıyoruz. Kusura bakmayın. Ama siz gelin canlı olarak keşfedin istiyoruz. Mesela ben sana 1080p yüklüyorum kardeşim. Kıçını kaldır bir zahmet. Gel buraya, Edincik'teyiz. Edincik altındayız. Bak. Bak manzaraya bak. Zeytin ağaçlarının altından gün batımını gör güzel kardeşim. Tamam. Thank you.
Günaydın. Günaydın. Sevgili takipçiler ve takipçi, abonmanlar. Takipçi olmasını istediğimiz izleyiciler. Lütfen kanalımıza abone olun. Lütfen. Lütfen. Olun yani. Sizi aramızda görmek istiyoruz. Yeni takipçiler aramızda görmek istiyoruz. Bu bizim yaşam stilimizi paylaştığımız bir kanalımız. Gökhan da ben de farklı deneyimler, farklı şeyler, farklı hayatlar denemeyi seviyoruz. Şimdi böyle bir yolu deniyoruz. Gezer bir hayat seçiyoruz. Yani hayatın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. Elimizdeki imkanlarla, imkanların ölçüsünde hayatın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Ki çıkarıyoruz da, değil mi karıcığım? Çok güzel. Evet. Dün gece çok rahat uyuduk. Bizim bence en güzel özelliğimiz bu. Birbirimize uyumlu olan özelliğimiz bu. Evet. İkimiz de o heyecanı koruyoruz yani herhangi bir değişimde. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Dün gece çok rahat uyuduk. Nedeni de artık havalar ısınıyor arkadaşlar. Yani yaklaşık dün gece büyük bir ihtimal 7-8 derece falandı gece. 7-8 derece çok iyi. Aa, mis gibiydi. Sobamız çok iyi çalıştı. Yani soba gerçekten de şu anda yani seri üretime girsek satar yani. Cidden satar. Çok güzel. Ama soba boyası. Soba boyası denilen boya var, sprey boya, siyah, yanmaz boya diye geçiyor, 300 küsur santigrat dereceye kadar. Çok pahalı arkadaşlar. Yani 300 küsur lira. Yani benim aklıma geldi, ben bu kamp sobasını imalat edeyim. Çünkü çok büyük bir masrafı yok. İnsanları ucuz yoldan kavuşturayım işte, 300-500 liraya kamp sobasını alsınlar dedim ama kardeşim bir boya 300 lira. Onun için bıraktım. Dedik nasıl olsa zaten yanarken de gitsin dedik, el alem dedik, versin dedik, bir baksın dedik, aile aile izlesin dedik, versin dedik, 5000 lira 6000 lira bir kamp sobasına bir parçalansınlar, iyi olur dedik, öyle düşündük yani sizin için. Çakmak alabilir miyim? Bendeymiş. Karım da bu huyu var, sürekli çakmak, çakmağı hacılıyor. Şimdi ben size şöyle ufak bir yürüyüş yaparken bir video çektik, onu koyacağım. Kamerayı döndüreceğim. Bir de GoPro'dan bir görün etrafı. Neredeyiz? Çevre çok güzel görünüyor. Evet. Ben çok beğeniyorum. Ben de çok beğeniyorum. Şöyle aydınlık, ferah haldeyken tüm detayları görmüş olmayı çok seviyorum. Çok güzel bir güne uyandık. Biraz baş ağrım var. Nedenini bilmiyorum. Havalardandır. Havalardan olabilir. Bilemiyorum yani. Evet. Fazla dumana da maruz kalmadık aslında bu sefer. Kahvaltımızı yaptıktan sonra toparlanıp gideceğiz. Çünkü bugün seçim günü. Oyumuzu kullanacağız. Reyimizi vuracağız. Ve bizi yönetecek olan muhtarımızı seçeceğiz. Çok heyecanlı bir gün. Ben kullanmayacağım büyük bir ihtimalle. Hayır, tabii kullanacak. Bilmiyorum. Hayır, akşam biz buna karar vermiştik, tabii ki kullanacak. Hatırlamıyorum. Akşam ne yaşandı hiç bilmiyorum. Neyse. Kullanacağız tabii ki de. Etkili vatandaş olmak bunu gerektirir. Karım etkili bir vatandaş. Etkili.